Beğenmedin mi? Gerginim Fırat. Konuşmak istediğini söylemiştin. Kararın ne? Hangi konuda? Yarın gece size gelmemiz konusunda. İstemediğini söylemişsin. Gelince ne olacak ki? Benimle bu yola çıkma konusunda kuşkuları olan sensin. Ben seninle ilgili kuşku falan duymuyorum. Sadece senin beklentilerine nasıl karşılık vereceğimi bilemiyorum. Ama denemek istiyorum. Ben de artık huzuru bulmak, bağlanmak, bir düzene oturmak istiyorum. Seninle her erkek evlenmek ister. Ben seni tanıdığım için de çok şanslı biriyim. Sadece kendi beceriksizliklerimden dolayı senin isteklerine cevap veremiyorum, o kadar. Canım bak, ben senin senelerdir yalnız yaşadığının farkındayım. Kimseye hesap vermeden rahatça yaşamışsın ve bunun getirdiği bir takım korkular, beceriksizlikler olabilir illaki. Benim de var, yok mu sanıyorsun? Ama Fırat, ben seni o kadar çok seviyorum ki kendi korkularımı düşünmüyorum bile. Bak, ben iş hayatımın dışında hiçbir şeyin, hiçbir ilişkimin arkasını getiremedim. Çok sorunlu bir ailede büyüdüm. Yani bazı şeyler çocukken yaşanıyor. Bazı beceriler de aileden geliyor. Ben sadece senin aradığın sıcaklığı, huzuru verememekten korkuyorum. Ben sana yardımcı olurum. Biz kendi ailemizi kurarız. Evliliği birlikte keşfederiz. Birbirimizi sıkmadan, yormadan, niyetimiz iyi olduğu sürece bunu yapabiliriz. Ben inanıyorum. Bence de. Bence de. İkimizin hayatını ben çok kolaylaştıracağım. Harika bir hayatımız olacak. Dolu dolu, mükemmel şeyler yaşayacağız. Başarılı kariyerlerimiz, iş seyahatleri, tatiller, akıllı, tatlı bebeklerimiz olacak. Önümüzdeki senelerin her anını harika ve kaliteli yaşayacağız. Mükemmel olacak Fırat. Herkesin hayranlık duyduğu bir ailemiz olacak. Güven bana. Tamam o zaman. Tamam. Selam. Kızlar. Yarın nişanlanıyorum. Çok sevindim canım benim ya. Narin, sen pek sevinmedin bu habere sanki. Irmak, Narin ailesini kaybetti bugün. Çok üzgün. Tebrik ederim Irmak'cığım. Hadi kaçtım ben. Irmak, bir daha bu kıza bulaşırsan beni kaybedersin Irmak. Telefon aç, özür dile, nişanına davet et hemen. Hadi bak, bu sana son uyarım. Pardon, tamam. Ararım şimdi. Nasıl ölmüşler? Cinayet falan mı? Soba zehirlenmesi. Ara hadi. Hadi ara, özür dile, hadi. Sonra da otur anlat ne oldu. Bu can nereye gitti ya?
Biz ne yapacağız? Sizin gerizekalıklarınız yüzünden ben 24 saate kadar nişan davetini nasıl vereceğim ki yani? Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Tamam ya. Mutlu ol, yüzün gülsün biraz. Evet, anlatın bakalım Irmak Hanım. Fırat'la biz konuştuk. Fırat çok yalnız bir adam. Gardlı, bir sürü korkusu var. Eminim öyledir. Ama benim şimdi bundan şunu mu anlamam gerekiyor? Şimdi siz nişanlanacaksınız, evleneceksiniz. Ama sen mutsuz olmaya devam edeceksin. Canım benim. Vazgeç. Birkaç ay ağlarsın, geçer gider. Bir ömür boyu bir yanlışa sürüklenme. Kimsenin evliliği mükemmel değil ki. Pozitif davranabildiğimiz sürece her şey iyi olacak. Ben bundan eminim. Irmak, bu adam seni karşına alıp... Hayatım, ben seni çok seviyorum. Bir ömrü seninle geçirmek istiyorum. Seninle yaşlanmak istiyorum. Seninle çocuklarım olsun istiyorum. Seni çok seviyorum dedi mi ya? Masal dünyasında yaşamıyoruz ablacığım. Annem mesaj yazdı. Şimdiden tebrikler. Ben nişana gelemeyeceğim. Çok üzüldüm. Yaz. Ne? Mesaj yaz, mesaj. De ki, ablam sen nişana gelmezsen töreni yapmayacakmış. Başınızın çaresine bakın dedi. O yüzden lütfen gel. Yuh. Gerçekten yuh ablacığım yani. Öyle. Artık davranışlarına, sonuçlarına katlanmayı öğreneceksin hayatım. Tebrikler. Gene ablamla aramızı bozmayı başardın. Gelmezsen nişan törenini düzenlemeyecekmiş. Söyle ona geleceğim. Baş belası pislik. Çocuklar, bu masa kalkıyor. Bu ikisi gidiyor. İnsanlar için, yaşlılar için alan açacağız. Bu her zamanki partiler gibi değil. Ekstra şık, ekstra özen istiyorum, tamam mı? Kırılacakları kaldırın. Sandalyelerle başlayın. Hadi arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, şampanya ağırlıklı olsun istiyorum. Marka konusunda da anlaştık, değil mi? Harika. Açık büfede olacak. Süper. Bakın, ben sunumlarınızın kalitesine güvendiğim için sizi aradım. Bu sıradan bir davet değil, bir nişan. Anlıyorsunuz değil mi? Tamamdır, teşekkürler. Günaydın. Hoş geldin. Bakayım. İçki siparişlerimiz geldi efendim, buyurunuz. Süper. Bunlar ne? Ben catering şirketiyle konuşmuştum her şeyi. Yok hayatım, bunları onlar bulamazlar. Bu damadın en sevdiğinden, jest olsun diye. Sağ ol Atıf ya. Başka bir yardımcı isteyiniz. Yok, harikasın. Yok. Senin bundan sonraki görevin Nerne göz kulak olmak. Ben manyağı yalnız bırakamıyorum, biliyorsun. Dün akşam kızım oraya çok bozuldu. Bahsetmiştir sana durumdan, ailesinin öldüğünden. Ayrıca kız kardeşini de bulamadık. Şimdi bunalıma girip manyak bir şey yapmasın. Sen gidiyorsun, bu akşam onu kolundan tutup direkt buraya getiriyorsun. Ya kadrolu sevgili olarak görevim bu değil mi zaten? Tabii ki. Allah'ım, hepimize senin gibisini nasip eder inşallah. Bak cana, nerede? Sabahın köründen beri kayıp. Yani gelse, bir işin ucundan tutsa ölür sanki. Ya ben hepinize yeterim, rahat olun. Densiz. Görüşürüz. Teşekkürler. Hadi arkadaşlar, bay bay. Şunu da mutfağa taşıyalım. Dikkat taşıyın. Bak. Hadi, çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.